Efendim, bayat ürünlerin etiketlerini değiştirirken yakalanan sahtekarı dün akşam ekranlarınıza getirmiştik. Mahalle şube ekiplerinin yaptığı bir başka dolandırıcılık operasyonunun altından da yine aynı kişi çıktı. Sahte değil, orijinal ürünlerimiz. Bayat ürünlerin etiketlerini değiştiren sahtekarın bankaları bile dolandırdığı ortaya çıktı. Hepsi faturalı. Mali polis son dönemin en çarpıcı operasyonuna imza atmış, kullanım tarihi geçmiş ürünlerin etiketini güncelleyip yeni ürün diye satan bir medikalciyi gözaltına almıştı. 2021 tarihli ürünler. Bu ürünlerin satışıyla alakalı, bu ürünlerin satışıyla alakalı yasalık yok. Sahtekarlar eski tarihli gıdaların üzerindeki etiketleri silmek için özel bir solüsyon hazırlamışlardı. İşte bu görmüş olduğunuz solüsyonla önce onu bir beze döküyorlar, daha sonra o bezle çok kolay bir şekilde görüyorsunuz son kullanma tarihini siliyorlardı. Daha sonra işte burada etiket basma cihazı var. Bandının üzerine gıdaları koyuyorlardı ve bu etiket basma cihazı işte görmüş olduğunuz gibi yeni tarihle bayat olan ürünü taze ve sağlıklı gösteriyordu. O şüpheliyle ilgili şok bir bilgi daha ortaya çıktı. Mali şube ekipleri bankaları dijital sistem üzerinden yaklaşık 100 milyon lira dolandıran çeteye operasyon yaptı. 23 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan biri de etiketlerin son kullanma tarihini değiştiren medikalciydi. Çete üyelerinin ev ve iş yerlerinde 8 post cihazı, 3 av tüfeği, 49 tarihi sikke, çeşitli bankalara ait kredi kartları ve 400 bin lira nakit para ele geçirildi. Zanlıya sahtecilikle birlikte dolandırıcılıktan da işlem yapıldı. Kamu sağlığını tehlikeye attığının farkında değil misin? Bu ürünlerin satışıyla alakalı yasalık yok.